Herkese merhaba. Bugün size vlog hakkında bilgi vereceğimiz bir vlog çekeceğiz. Ama tabii ki de bu kaydı burada yapmayacağız çünkü hava çok soğuk ve ben çok üşüyorum. İsterseniz gelin hep birlikte içeri girelim ve vlogumuza başlayalım. Hadi. Merhabalar. Bugün sizlerle vlog hakkında konuşacağız. Vlog nedir? Nedir? Vlog bir video kayıt biçimidir. Aslında vlog, vlogun bir sonraki aşaması oluyor. Daha önceden insanlar bilgi birikimlerini, deneyimlerini, tecrübelerini insanlarla paylaşmak için vloglar oluşturuyorlardı ve bunu internette paylaşıyorlardı. Daha sonra artık biz bu paylaşımı yazı yazarak değil, video çekerek kaydetmeye başladık. Artık ne yapıyoruz? Vlog çekiyoruz. Belirli bir anımızı, bilgi birikimimizi ya da deneyimimizi, belki seyahatimizi video çekerek, vloglar oluşturarak izleyiciyle paylaşıyoruz. Peki vlogda hangi konular dikkat çeker? Aslında her konunun algısı farklıdır. Kimisi sanatla ilgilenirken, kimisi ekipmanla ilgilenir, kimisi tamamen makyajla ilgilenebilir ya da seyahatle ilgilenebilirsin. Her konuda vlog çekebilirsin ve çekeceğin her konu aslında senin aktarma biçimine göre dikkat çekecektir. Ne kadar keyifli ve akıcı bir kayıt gerçekleştirirsen o kadar dikkat çekici olacaksındır. Hangi konuda kendini hakim olarak görüyorsan ya da hangi şeyi aktarmak istiyorsan çok geziyorsundur ve gezdiğin yerleri sadece sen değil etrafındakileri de göstermek istiyorsundur. O zaman çekeceğin vloglar ilgi çekici olabilir. Tabii biz ne yapıyoruz? Bir iş üretiyoruz. Teknik bir süreç bu. Ve bu teknik süreçten geçerken kullanmamız gereken bazı ekipmanlar ve elemanlar var. Bu elemanlar ne olabilir? Bunları konuşalım. Aslında şu an gördüğünüz bütün ekipmanlar gerekli. Tabii siz kamera arkasını göremiyorsunuz. Ben teker teker sayayım. Vlog için en gerekli olan şey öncelikle tabii ki de bir kamera. Çünkü kamera olmazsa kayıt olmaz. Bir kameraya sahip olmamız gerekiyor. Kameraya sahip olduk. Videoyu nerede çekiyorsunuz? Bir kapalı ortamda mı, bir stüdyoda mı çekiyorsunuz? Yoksa dışarı çıktınız, dışarıda elle mi çekiyorsunuz? Burada işin içine giren şey bu iki farklı konumda kullanacağınız iki ayrı tripod. Makineyi sabitlememiz gerekiyor. Eğer bizim gibi, bizim çektiğimiz gibi bir ortamda çekiyorsanız tripoda ihtiyacınız var. Makinenin açısında sabit kalması için. Ancak dışarıda çekiyorsunuz, makine elinizde. O zaman öyle küçük bir el tripodu alıp rahatlıkla videonuzu elde çekebiliyorsun. Bunlar sizin için avantaj. Tripodumuzu da edindik. Daha sonra şu an beni aydınlık görüyorsunuz. Bunun sebebi ne? Işık. Dış mekanda video çekiyorsunuz. Güneş ışığını kullanabilirsiniz. Güneş ışığı yeterli olacaktır tabii ki de. Hatta akşam şehir ışıklarını kullanarak da gene videonuzu devam edebilirsiniz. Ancak ışık size yetersiz kalıyor. İç mekandasınız. İç mekanda bulunduğunuz ortam karanlık. Ne yapacağız o zaman? İkinci bir ışığa ihtiyacımız var. Yani yapay ışığa. O zaman LED ışıklar tercih edip aydınlanmanızı daha kuvvetli ve güçlü bir şekilde sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir mikrofona ihtiyacınız var. Bakın şu an bende de bir mikrofon görüyorsunuz. Çünkü şu an bizim yaptığımız şeyde bir vlog çekmek. Mikrofon ne işe yarıyor? Sesinizin daha temiz bir şekilde izleyiciye aktarılmasını olanak sağlıyor. Çünkü unutmayın biz karşı tarafa aktarmak istediğimiz konu her neyse onu konuşarak aktarıyoruz. Artık yaz ortadan kalktı vlog sayesinde. Peki, sesimin daha iyi aktarılması için mikrofon kullanmam gerekiyor. Dışarıdayız ve dış mekanda video çekiyoruz. Dış mekanda video çekerken bazen rüzgar sesine maruz kalabiliyorsunuz. O rüzgar sesinin videonuza çıktığını duyabiliyorsunuz. Eğer bunu engellemek istiyorsanız yine LED ketler var. Bu ürünleri kullandığınızda bu ürünler sayesinde dışarıdaki rüzgar sesini filtreleyebileceksiniz. Bu ürünleri hem iç mekan hem dış mekanda kullanabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Onun dışında bir de case'lerimiz var bakın. Bu case'ler makinenizin hem daha sağlam durmasını hem de üzerine ekipmanlarınızı takmanıza yardımcı olabiliyor. İşte tripodunuz, mikrofonunuz, konuştuğunuz tüm ekipmanı takabiliyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Daha minimal oluyor taşıyacağınız ekipman. Ve aynı zamanda görünüşü de çok güzel. Bunun ahşap olanları da var. Bakın gayet güzel, estetik görünüme sahip olan ekipmanlar. Bakın. Kamera dedik, ışık dedik, tripod dedik, mikrofon dedik. Evet bunları tercih edebilirsiniz. Hafıza kartı? Tabii.
Nereye kaydedeceğiz? Hafıza kartı tercih etmeniz gerekiyor. Ancak hafıza kartına dikkat etmeniz gereken şey, yazım hızı güçlü olan bir hafıza kartı tercih etmeniz gerekiyor. Bunun sebebi de video çekiyorsunuz ve çektiğiniz videonun duraksamaması için, kaydın durmaması için yazım hızı güçlü bir hafıza kartı tercih etmeniz gerekecek. Çünkü herkesin evinde bir caner yok. Tek başınıza da video çekiyor olabilirsiniz. O zaman tam olarak kamera arkasına hakim olamayabilirsiniz. Bu durumda sizi kurtaracak bir ekip olacaktır hafıza kartı da. Aynı zamanda şimdi şöyle bir durum var. Aslında mekan olarak iki ayrı mekandan bahsediyoruz sürekli. İç ve dış. İç mekanda makineyi sabitledim ve karşısına geçtim. Yapmam gereken tek şey konuşmak. Tripod makinenin sabit durmasını hallediyor. Ancak dış mekanda tripod da benim. Yani makineyi elde taşıyorum. Ve elde taşırken video çekiyorum. Sürekli konuşuyorsunuz, hareket halindesiniz. Hem kendinizi hem çevrenizi gösteriyorsunuz. Bir süre sonra yorulabilirsiniz. Elinizde titreme olabilir. Ki titreme olması çok normal. Ve bu titreşimin engellemesini sağlayan bazı sistemler var makinalarımızda. Titreşim engelleme sistemleri. Makinenizi tercih ederken bu sistemlerin makinede var olmasına özen gösterirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü bu titreşimi tamamen yok etmese de belirli bir ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu sistem sadece gövdede bulunan bir sistem değil, hem gövdede hem objektifte bulunan bir sistem. Bu sayede dediğim gibi ben zaten şu an tutarken bile titriyorum. Bunu tutmasam bile titriyorum vardı ben. Bu titreşimi engellemek için bu titreşim engelleyici sistemi kullanarak titreşimi en aza indirgiyorum. Ve videom daha akıcı hale geliyor. Düşünsenize izlediğiniz bir videoda sürekli titreyen bir görüntü. Çok baş döndürücü olabilir. Biz bir vlog çekerek size vlog hakkında bilgi vermeye çalıştık. Vlog hepimizin hikayesi, hepimizin kişisel hikayesi. Ve umarım hepinizin hikayesi asla bitmez. Her zaman yazacağınız, çekeceğiniz bir hikayeniz olur. Hoşçakalın.